Bugün de bir kuraklık haberi veriyoruz. Üstelik korkutucu boyutlarda kuraklığın yaşandığı bir ilimiz var, Sivas. Barajlarda su kalmadı. Üstelik Sivas Belediyesi uğraşıyordu daha önce başka yerlerden boru hattıyla bypass su almak için ve toprak susuzluktan çatladı. Her şey zincirleme bakın. Durum çiftçiyi vurdu. Su tüketimi çok olan ürünler Sivas'ta yasaklandı. Korkulan oldu. Kuraklık sorunu tarımı vurdu. İklim değişikliği etkileri ülkemizin birçok bölgesinde görülmeye başlandı. Zaten şu an itibariyle %90 civarında bir kuraklık vardır. Tamamen kuruyan topraklarda dev çatlaklar meydana geldi. Mesela gördüğünüz gibi. Yağış azlığı, artan sıcaklıklar çiftçiyi vurdu. Kuraklığın devam ettiğinden dolayı ekim sahaları düşürülecektir. Sivas'ın Şarkışla ilçesi kuraklıkla boğuşuyor. Yaşanan kuraklık yüzünden bazı tarım ürünlerinin ekimi yasaklandı. Sulamayla ilgili sıkıntılı bir süreçte olduğumuzdan dolayı önümüzdeki yılın çiftçilerimize pancar, patates gibi çok su tüketimi yapan ürünlerin ekimine izin verilmeyecektir. Sivas'ta ciddi boyuta ulaşan tarımsal kuraklık vatandaşı korkutuyor. Çiftçi su tüketimi az olan bitkileri ekmek zorunda. Bunlar kesinlikle olmayacak. Az su tüketen bitkilere çiftçilerimiz yönlenecektir. Karara aykırı davranan çiftçilere ise ceza işlem uygulanacak. Zor duruma düşen çiftçi kara kara kışı nasıl atlatacağını düşünüyor. Efendim arka fon genelde akşamları masaya gelir. Ama Adana'da kebapçılar kebabın yanına çeşit çeşit mezeler koyuyorlar. Ve bunun ciddi bir israf olduğu ortaya çıktı. Çünkü yıllık miktar yani israf edilen meze 250 ton. Acaba burada suçlu kim? Mezeleri yemeyen müşteriler mi? Yoksa ikide bir de meze koyup sonra da bunu adisyona yazan kebapçılar mı? Müşteri bir porsiyon kebap siparişi veriyor, işletmeci masayı envai çeşit salatayla donatıyor. Mevsim salata, soğan, ezme, kaşarlı mantar, cacık, humus, pişmiş soğan, biber, domates, fındık lahmacun, hatta makarna kebapla birlikte geliyor. Yoğurtlu patlıcan, pişmiş domates, biber, fındık lahmacun, puf ekmek. Köri soslu makarnamız. Kebabın yanında aslında soğan salatası, tablacı salatası ve güzel eşkili acılı ezme salatası yenir. Onun dışında olan salataların tamamı adrenalin olarak düşünüyorum ve israf olarak düşünüyorum. Ancak israf rekabet nedeniyle her geçen gün artıyor. Adana'da her ay 250 ton meze çöpe gidiyor. Biz kendiliğimizden de azalttığımız zaman bu sefer misafirlerimiz hani bir şeylere kısmışsınız, masraftan kaçıyorsunuz gibi yorumlar alıyoruz. Yemediklerimizi geri gönderiyoruz. Biz bu durumdan genel olarak memnunuz yani. Aylık 250 ton gibi bir meze araya gidiyor Adana'da. Aslında ticaret odasındaki standartlarında ezme salatamız, mevsim salatamız ve soğan salatamız var kebabın yanında. Esnaflarımızın birlik olamayışı ve rekabet kaygısı bunun önüne geçen en büyük engel. Ama bunu inşallah hep beraber bir araya gelip çözeceğiz. Bu israfın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bizim yemeyeceğimiz şeylerdi. Tadına bakıyor olsaydık ziyan olacaktı. Hiç tadına bakmadan göndermeyi tercih ettik. Bunu da herkesin yapmasını istiyoruz.